İstanbul'daki yağış rantsal kent anlayışının bir iflasıdır. Betonla kentleşme politikası iflas etmiştir. İstanbul'un kaderi asla kentin sele teslim olması değildir. Bilimsel olmayan imar planları, şahsa özel hazırlanan imar planları, bir yerde 5 katlı bina, yanındaki bina için belediye başkanına gidiyorlar. Kaç kat yapabiliriz diyorlar. Belediye başkanı diyor ki, kafanızı gökyüzüne kaldırın, betonunuz yetene kadar yapın. Böyle belediye başkanları olduğu sürece İstanbul'da böylesi sel felaketleri olacaktır. Kaçak yapılaşmanın, yeşil alanların, su havzalarının inşaata açılması ve sağlıksız kentleşme sonucunda tüm cadde ve sokaklar kanal İstanbul oldu. Biz bir tanesini bile yaptırmayalım dedik ama siz bütün cadde ve sokakları kanal İstanbul yaptınız. Bunun gerekçesi olarak hiç düşündünüz mü acaba TOKİ'ye ya da yandaşlara kent büyüklüğünde büyük binalar, altyapısı olmayan binalar yapmak yerine insanların yaşayabileceği, insanca yaşayabileceği, kentsel donatı alanlarının da olduğu, rekreasyon alanlarının da olduğu, komşuluk ilişkilerinde geliştirilebildiği bir yaşanabilir kent yaratmayı hiç düşündünüz mü acaba? Sorumlu sadece iklim değişikliği midir? Yoksa dere yataklarını, tüm boş ve yeşil alanları imara açan zihniyet midir? 2013 yılında İSKİ'de bir yönetmelik değişikliği yapıldı ve dere yataklarının 100 metrelik yaklaşma sınırı 10 metreye çekildi. Çok güzel, masa başında belediye başkanı, etrafındaki heyet, İSKİ bu çalışmayı yaptı. Daha önce de söylediğim gibi bundan derelere haber vermedi ve İstanbul'da yaklaşık 400 tane dere var ve onların yataklarına yapılan, vaktiyle kol kola gezdiğiniz vakıfların okulları da oralarda şimdi sular altında kaldı. Sadece dere yataklarını inşaat mı yaptınız? Hayır. Kuzey ormanlarını yok ettiniz. Arkadaşlarınıza tıraş yapmıyor diye kızdığınız kuleleri yaptınız ve doğaya rağmen inşaat yaptınız. 222 milyar harcadınız İstanbul'da son 23 yılda ve harcadığınız 222 milyarla bugün İstanbul'u getirdiğiniz durum, metrolar artık sularda ve çalışamaz hale geldi. Neden? İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nde 100 oturumun yaklaşık 90'ında imar artışı konuşuyorsunuz. Kent yönetmek demek sadece oradan rant elde etmek demek değildir. Kenti insanların adil, hakkaniyetli, eşit yaşayabileceği hale getirebilirsiniz. Onun için biz sizin için de, bugün bizim karşımızda olan herkes için de teşekkür ederim.